O a,AB'nin 2 katıymış, şöyle 2k'ya k diyelim. Bu arada B noktası bakın, Apsisi 2k ordinatı k olan bir nokta ve bu nokta gördüğünüz gibi doğrunun üstünde denklemi sağlar. K artı 4k eksi 24. Şöyle 2k artı 2k eksi 24 eşittir 0, apsis yerine x ordinat yerine k yazdım. Böylece 4k eşittir 24, k 6 geldi. K6 olduğu için de 2K12 dikdörtgenin alanı 6 çarpı 12 72 birim kare E şıkkı. AB paralel x ekseni denmiş. O yüzden şöyle bakın. B'yi uzattığımız zaman apsisinden yararlanırsak burası 2 birim. Ordinatı 1 olduğu için A noktasının da ordinatı 1 olur. Yani uzunluk 1 olacaktır. Karenin bir kenarına A diyelim. Şöyle bakın. Ee, A, burası da A, karşı kenarda A. Böylece tanjant alfa bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 5 olduğu için 1 bölü 5'e eşittir. Karşı bölü komşu 1 bölü A artı 2, A3 A 3 geldi. A'yı yerine yazarsak burası da bakın 3 olacak. Demek ki şu üçgende de artık eğime bakacağız. Bu doğrunun eğimi arkadaşlar, Y karşısı 3, bir daha 4 birim komşusu 2 birim. Buraya da beta diyelim tamamına. Tanjant beta 2 oldu. Doğrunun eğimi sola yatık olduğu için eksi 2 olacak arkadaşlar D şıkkı. Doğruları rastgele çizelim. Özel doğru değil bunlar. Y eşittir x sadece orada özel bir şey. Onu da şöyle değerlendireceğiz. Bakın şimdi. Temsil olarak çiziyorum. Y eşittir x. X artı 3 y eksi 12. Diğer doğru da böyle olsun. Bu 3 doğru aynı noktadan geçmek zorunda. Çünkü y eşittir x üzerinde kesişiyorlar demek. Bu, bu şekilde gördüğünüz gibi 3'ü aynı noktadan geçiyor demek arkadaşlar. Bir diğer de işte. Haliyle bilinen iki doğrudan yola çıkarsak. Bu doğrular geçtikleri yer şöyle bir a noktası olsun. O noktayı bulalım. y eşittir x. 3y artı x eksi 12 eşittir 0. y gördüğüm yere x yazarsam. 4x eşittir 12. x eşittir 3 olacak. Zaten y eşittir x doğrusu üzerinde olduğu için 3'e 3 noktası. Artık y eşittir mx artı n n'in üzerindeki bir noktayı bulduk. Bir de bu iki doğru arkadaşlar dik kesişiyor. Haliyle bu iki doğru dik kesiştiği için bu doğrunun eğimine m1 diyelim. Y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in kat sayısı eksi 1 bölü 3. Sabitleyişimiz yok malum eğimde. Dolayısıyla eksi 1 bölü 3 eğimler çarpımının eksi 1 olması için m'nin kaç olması gerekiyor? 3. Böylece çarpımları eksi 1 olur. Y eşittir 3x artı n'ye doğrusu üzerinde bir a noktası olduğu için denklemi sağlar. 3 eşittir 3 çarpı 3 artı n'den n eksi 6 geldi. M'yi de arkadaşlar 3 bulmuştuk. Toplamları eksi 3 oldu. E şıkkı. Arkadaşlar uzunluk sorularında merkezden teğete dikindirmek lazım. Bakın sonuç olarak bunun yarıçapı 6 olduğu için burası da 6 olur. Bu arada A noktasının apsisi 12 olduğuna göre gördüğünüz gibi e, burada OA uzunluğu 12 olacak. Hipotenüsün bir dik kenarının 2 katı olduğu tek üçgen 30-60-90 üçgeni. C'nin koordinatlarını bulmak için artık böyle dikindiriyorum. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı da 3 3 oldu. Demek ki A'yı soruyor bize. 3 B şıkkı. Temsili bir çember çizelim. Y eşittir 3 doğrusu üzerinde olsun merkezi. Bakın şöyle merkezi Y eşittir 3 üzerinde. Apsisini bilemeyiz ama ordinatı kesinlikle 3 olacak değil mi? Sonuçta burası Y eşittir 3 doğrusu. Ve çember x eksenini kestiği noktalar. Neresi bilmiyoruz. Onu da böyle rastgele çizeyim. Bakın şurası bir A noktası, burası bir B noktası. Ve bu kirişin uzunluğu bize 18 birim olarak verilmiş. Merkezden kirişe inendik, kirişi ikiye böler. Haliyle 3 olduğu için burası da 3 birim olacak. Çünkü x ekseninde olan uzaklığı aynı zamanda. Böylece burası 4, burası da 4, kirişe inendik, kirişi ikiye böler. Yarı çap çemberin üzerindeki bir noktaya ineceği için 5 geldi. 2 pi r'den çevresi 10 pi oldu D şıkkı. Şimdi arkadaşlar burası DO uzunluğu 3 verilmiş. O zaman buradan da indirince burası da 3 birim oldu. Yani şu üçgenler aslında eş üçgenler lazım olursa kullanırız. Neden? Alfa burası da alfa olacak. Beta yine beta olacak. Yani 90'ların karşısında aynı olduğundan eş üçgen. Sonra absiste 8 verilmiş. Şöyle buranın uzunluğu da o zaman 8 birimdir. Şimdi işte bu eşitliği kullanacağım. Alfanın karşısı Şurası arkadaşlar A diyelim. Yine alfa karşısı A diyelim. Dikten dikindiği için öklit. A çarpı 8 artı A hangi üçgenden bahsediyorum? Şu ADC üçgeninden. A çarpı 8 artı A yüksekliğin karesine eşit 9 oldu. A da buradan 1 deriz. Böylece 1 olduğu için şunları sileyim artık. Burayı 1 bulduk. Kısa kenar kök on oldu. Sonra arkadaşlar 8 bir daha 9 burası da haliyle 9 olduğu için 3 9 3 kök 10'da Pisagor'dan uzun kenar toplamları 4 kök 10 çarpı 2'den 8 kök 10 A şıkkı. Bunda alt tarafı eksi çarparsanız bakın bu doğrular paralel doğru. Gördünüz mü? Şu şekilde haliyle bu iki paralel doğruya eşit uzaklıkta olan noktalar yine bir paralel doğru üstündedir. Bundan dolayı 2x eksi y artı 11 eksi 7 toplarsak 4 2'ye bölersek ortadaki doğru böyle bulunur her zaman tamam mı? Ee, aldık eşittir 0 dedik. Sabitleri topla 2'ye böl. Tabii ki şu kat sayıları aynı yaptıktan sonra. Şimdi bunun üzerindeki bir noktanın apsisi aynı zamanda x eşittir 2 demek istiyor sana. Bakın şimdi x eşittir 2 üzerindeki bir noktanın apsisi 2'dir arkadaşlar. O zaman ordinatında nasıl bulacağız? Aynı zamanda bu böyle bir doğru üstünde olduğu için 4 eksi y artı 2 eşittir 0'dan y 6 geldi, c şıkkı. Bir tane doğruya lütfen burada dikkat edin. Bu doğrunun eğimi y'yi yalnız bıraktığımız zaman kat sayısı eksi 2 olduğu için eksi 2. Bu doğruyu yalnız bıraktığımız zaman x'in katsayısı 1 bölü 2 ve eğimler çarpım bakın eksi 1 geldi. Haliyle, 2 tane doğru dik kesişiyor. Birisi d1 doğrusu olsun, biri d2 doğrusu olsun. Bunlar dik kesişti. Buna d1 dedim. Buna da d2 dedim, tamam mı? d3 doğrusu da arkadaşlar diğeri. Şimdi hipotenüse ait yükseklik d3'ün üzerinde ve bunun ayağı 2'ye 3 noktasıymış. Peki ben d3'ü nasıl bulabilirim? Bir doğruyu bulmanın yolu kesinlikle nokta ve eğimden geçer. Noktayı biliyor muyuz üzerindeki? Evet. H noktası sonuçta D3'ün de üzerinde. Ama eğimini bilmiyorum. Onu da nasıl kullanacağım? Şuradaki 90 dereceden şöyle yararlanırım. Ben eğer bu AH doğrusunun eğimini bilirsem D3'ün eğimini de bilirim. Peki AH'ın eğimini nereden bileceğim? Sonuçta arkadaşlar bu D1 ve D2 A noktasında kesişiyor. Kesim noktasını bulabilirim. 2x artı y artı 1 eşittir 0. x eksi 2y eksi 7 eşittir 0. Yukarıyı 2 ile çarpayım. 4x x daha 5x. 2 eksi 7 öbür tarafa 5 olarak geçer. x buradan 1 olur. x yerine 1 yazarsak 2 kere 1 2 1 daha 3. y de eksi 3 olur. Demek ki 1'e eksi 3 noktasında kesişiyormuş bunlar. Haliyle a AH haşın eğimi y 2 eksi y 1 bölü x 2 eksi x 1'den 6 geldi. Bu doğrunun eğimi 6 ise m a o zaman bizden istenen D3 doğrusunun eğimi de arkadaşlar eksi 1 bölü 6 olacak çünkü bunlar dik kesişiyor. Y eşittir eksi 1 bölü 6x artı ne? H noktası bu doğrunun üstünde yerine yazalım. 3 eşittir eksi 1 bölü 6 ile 2'yi çarparsam eksi 1 bölü 3 artı ne? Ne de buradan 3 kere 3 9 bir daha 10 bölü 3 oldu. Şimdi artık doğrunun denklemini şöyle bir rengi değiştireyim yazalım. Ne yazalım? Neymiş? Y eşittir. Eksi 1 bölü 6x artı 10 bölü 3. Payda eşitlersem 6y eksi eşittir. Eksi x artı 20. Hepsini bir tarafa atarsam 6y artı x eksi 20 eşittir. 0 oldu. Böyle güzel bir soru. A şıkkı geldi. Doğrunun neresini tarayacağınızı görmek için şunu yapın. Y'yi yalnız bırakın. Böyle küçükse alt taraftır. Y'yi yalnız bırakın. Bu arada kat önemli değil. Yeter ki pozitif olsun. Eğer bir denklemden büyükse üst tarafı tararsınız. Buna göre arkadaşlar bakalım şimdi. E, mutlak y küçük eşit x dediği için ne yaparız? 1. Mutlak değer aynı kalsın her zaman içi. 1. Bundan küçük olabilir. 2. Eksi x'ten eşitsizliği yön değiştireceğiz arkadaşlar. işareti değiştirdiğim için. Şimdi yapıyorum bakın. Adım adım gidelim. Y küçük eşit x. Y ne olduğu önemli değil. Y kat sayısı pozitifse, bir şeyden küçükse bu denklemin üst tarafı, alt tarafı taranması lazım. Küçüktür. Bakın buranın alt tarafını tarıyorum. Bu bir. İkincisi. Geliyorum şimdi e, şuna. Y büyük eşit eksi x. Bunun da üst tarafı. Bakın bu doğrunun da böyle üst tarafını taradım. Şimdi yine bir renk değişimi yapalım. Şunu alalım. Gelelim buraya. Burada da bakın Y'yi yalnız bırakın. Öbür tarafa atın. Diğerlerinin ne olduğu önemli değil. Bakın Y kat sayısı pozitif ve denklemin geri kalan kısmından küçük. O zaman bu grafiğinde üst tara şey neresi? Alt tarafı olacak çünkü küçüktür dedik. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar grafiğin alt tarafı. Hem kırmızının hem yeşilin hem de gri'nin tarandığı yeri gördünüz mü? A1 bölgesi geldi. Cevabımız A şıkkı oldu. Şöyle yapalım bu soruyu bakın arkadaşlar. Açı ortayların kesim noktası dediği için şimdi açı ortayın kollarına inendikler birbirine eşittir. Şu şekilde. Buraya A dersek bu da A olur. Hatta burada bir kare çıktı bakın 90 90 90. Burası da A A, burası da 5 eksi A. Yine kollar birbirine eşittir 5 eksi A. Şöyle bu da bir açı ortayı olduğundan 8 artı A derim. Burası da arkadaşlar 8 artı A olur. 5, 12, 13 üçgeninden dolayı AB 12, 8 artı 2 A'ya eşit olacak ve A buradan 2 geldi. Güzel. Haliyle bu D noktasının ordinatı 2 oldu. Absisi de arkadaşlar 3 oldu. İşte aradığımız şey doğrunun eğimi tanjant alfa 2 bölü 3 karşı bölü komşudan sağ yatık bir doğru y eşittir 2 bölü 3 x. Zaten orijinden geçiyor. N'si 0 arkadaşlar. Denklemimiz y eşittir 2 bölü 3 x oldu c şıkkı. Kritik düzlemde arkadaşlar bunları tek tek çizeceğiz göstereceğiz. Bakın şimdi y eşittir x doğrusu çiziliyor demiş tamam. y eşittir eksi 2 x artı 12. x'e 0 ver y'si 12. y'ye 0 ver x'i e arkadaşlar 6. Böyle bir doğru. Bunu çizdik şimdi. Bunların kesim noktası k belirleniyor denmiş. Bu arada burası 45 derece, burası da 45 derece. Şimdi orijin o olmak üzere bir köşegene ok olan bir kare. Ne demiş sonra bize? a ve b noktası d2 üzerinde olmak üzere. d2 hangisiydi? Bu. Karenin alanına eşitmiş üçgenin alanı. Hmm. Şimdi karenin o zaman bir köşegeni belli ok. O ok'yı OK bulalım arkadaşlar. Nasıl bulacağız peki? Şöyle bakın e, Tanjant alfa 2 olduğundan dolayı 12 bölü 6 Şunu söyleyebilirim burası 2K O zaman tanjant alfadan Şöyle bir TKK olur İkiz kenar dik üçgenden TO da K olur Böylece 3K eşittir 12 olduğundan dolayı K 4 geldi Demek ki Bu köşegen arkadaşlar 4 kök 2 ymiş. Şimdi bu köşegen Karenin köşegeni o zaman bu karenin köşegeni 4 kök 2 ise bu karenin bir kenarı 4'tür. Yani böylece 16 olur arkadaşlar karenin alanı. Şimdi dikkat. Bu üçgenin hipotenüsü üzerinde D2 üzerinde bir üçgen var. Bir tabanı bu taban olan ve aynı zamanda bir köşesi de O olan şöyle bir üçgen. Bu üçgenin de alanı 16'ya eşitmiş. Peki orada ne yapacağız? Bir daha kenarda çizeceğim ki daha iyi görün. Şimdi bu üçgenin arkadaşlar ee, A diyeyim hatta A demeyeyim buraya 12 diyeyim buraya 6 diyeyim. Bu üçgenin yüksekliğini bulalım sizinle. 12, 6, 6, kök 5. H aynı zamanda şöyle bakın A ve B'den geçen böyle O'dan geçen üçgenin de yüksekliği. 12 çarpı 6 bölü 2 de büyük dik üçgenin alındır. 6 kök 5 çarpı h bölü 2 de yine büyük dik üçgenin alanıdır. Buradan h arkadaşlar sadeleştirdiğimiz zaman 12 bölü kök 5 oldu. Şimdi 12 bölü kök 5 çarpı AB uzunluğu bölü 2 üçgenin alanı. Neden? Şu üçgenin alanı arkadaşlar standart taban çarpı yükseklik bölü 2. Bundan dolayı 12 ile 16'yı sadeleştiriyorum. 4'e böl 3, 4'e böl 4. Bundan sonra artık e, karşıya atarsak 8 kök 5 bölü 3 oldu. AB uzunluğu sınavda da sorulan bir soruydu. Belki aynısı belki bu sayıları değiştirilmiş hali. Gerçekten gördüğünüz gibi uğraştırıcı bir soru. Bu soru arkadaşlar e, çok temel yorumlardan yararlanacağız aslında. Bakın şimdi. 3x'in üzerinde olduğu için şu nokta. Şöyle bir kye 3k diyeyim. E, sonra... Burası da y eşittir eksi x üzerinde olduğu için x'e eksi x noktası diyeyim. Orta nokta yardımıyla apsislerin toplamının yarısı 1'dir. Sonuçta b ile a'nın orta noktası c'ye bakın. k artı x 2 geldi. Sonra e, yine aynı şekilde 3k ile eksi x'in toplamının yarısı da 7 olduğu için 3k eksi x de 14 oldu arkadaşlar. Böylece taraf tarafa topladığımda x'ler gider k 4 gelir. K4 ise artık B noktasının yeni koordinatlarını yazalım. 4'ü 12. K4 olduğundan x de eksi 2 oldu. Demek ki A noktası da eksi 2'ye 2'ymiş. Bir doğrunun denklemi nasıl bulunur? Önce eğimi buluruz. Bulalım eğimi. Y2 eksi Y1 yani 12 eksi 2 bölü x2 eksi x1. 4 eksi eksi 2. Haliyle buradan 10 bölü 6, 5 bölü 3. Doğrunun denklemi y eşittir mx artı n olacağı için n'yi de nereden bulurum? İstediğimiz üzerindeki bir noktayı yerine yazalım. a'yı yazacağım ben canım onu istedi. 2 eşittir eksi 5 çarpı 2'den eksi 10 bölü 3 artı n. n de gördüğünüz gibi 6 16 bölü 3 oldu. Doğru denklemini yazıyorum. y eşittir 5 bölü 3x artı 16 bölü 3. Payda eşitliyorum. 3y eşittir 5x artı 16. Sağ tarafa atarsam işte size bu denklem geliyor B şıkkı.